Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Aysun Çolakoğlu. Kendisini önceki programlarımızda tanımıştık. Bugün de farklı branşı olan turistik ve hediyelik eşya kursundan bizlere kapı süsü nasıl yapılır onları anlatacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, bizler de iyiyiz. Bugün seyircilerimiz için kapı süsü yapacaksınız. Evet, bugün kapı süsü yapacağız. İlk olarak malzemelerimiz neler? Neler kullanacağız hocam? Evet, kapı süsünü önce bir ipimiz var. Halat ya da kordon ip de kullanılıyor. Ama ben ilk başlayanlar için her zaman halatı tercih ediyorum. Daha kolay, pamuklu olduğu için daha rahat yapışıyor. Bir plakamız var. Bunun üzerine sarıyoruz düzgün olsun diye. Çiçeklerimiz var. Yine daha önceki programda anlatmıştım. Hani dökümden bizim objelerimiz var. Onları boyadık, hazırladık. Kurdelalarımız, çiçeklerimiz. Yapıştırma için burada sıcak silikon kullanacağım. Dilerseniz başlayalım. Başlayalım efendim. Ben daha önce de hazırlandım ama sadece başlangıcını burada bir göstereceğim. Ondan sonra diğerinin üzerinden devam edeceğim. Bu 32 santimlik bir plakamız. Şu şekilde başlangıç için ayarlıyorum. Ortasına silikonumuzu sıkıyoruz. Bu şekilde bastırıyoruz. Sonra silikonumuzu sıka sıka bu şekilde sarmaya devam ediyoruz. Ta ki sonuna kadar sardıktan sonra, şimdi ben diğeri uzun süreceği için bunu evde sardım geldim. Şöyle koyayım. Şu şekilde tamamladığım, daha önceden hazırladığım plakamızı bitirdik. Sap yerini ayarladık. Şimdi çiçeklerimizi ayarlayacağım. Bugün hazır çiçek kullanacağım. Bunları kendimiz de yapabiliyoruz bazı malzemelerden. İşte seramik hamurundan da hazırlayabiliyoruz. Veya dökümden çiçeklerimizle de yerleştirebiliyoruz. Ama ben bugün hazır kullanacağım. Aynen. Yine bir dekoratif süsleme. Hani bunun şeysi yoktur, bir kalıbı yoktur. Tamamıyla öğrencinin kendi zevkine göre üstündeki dekorlamaları nasıl istiyorsa ona göre yapabilir. Ben bugün sadece örgü kullanacağım ama farklı desenlerle de iplerle farklı şekiller çıkartabiliyoruz. Yine bu şekilde bir saç örgümüzü ayarladım. Onu da sördünüz. Tabii tabii, kalan ipimizle. Bunlar farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Hem de biraz görsellik kazandırıyor. Tam ortasından başlıyorum. Şu şekilde bir tutturacağım. Şöyle. Önce yarısını yapıştıracağım. Çünkü hani dengeli olsun diye simetri gideceğim. Elimizi yakmadan tabii ki bizim tabanca... Soğuk silikon kullanmıyor muyuz hocam? Yok, sadece biz bu çalışmalarda sıcak silikon kullanıyoruz. Çünkü hemen donması gerekiyor. Soğuk silikon biraz daha geç donuyor. Bizim için ideal olan. Zaten çalışmalara göre bizim yapıştırıcılarımız değişiyor. Bazen sıcak silikon, bazen hızlı yapıştırıcı, bazen tutkal. Çalışmaya göre yapıştırıcı da tercih edebiliyoruz. Bu şekilde ayarladım. Hemen yapışıyor zaten. Evet, beklememize çok gerek olmuyor. Sadece dikkat etmemiz gereken, elimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hani sıcak olduğu için yanma ihtimalimiz biraz yüksek ama dikkatli çalışırsak hiçbir şey olmuyor. Şimdi tekrar diğer yarısını. Bunların üzerine isteyen yazı da yazabiliyor. Kimi plexiden yazdırıyor, kimi de bizim harflerimiz var. Harflerimizden işte hoş geldin, güzel evim. Farklı. Ben bugün yazı kullanmayacağım. Sade. Sade. Çiftçi ailemiz var, bir tane karı kocamız. Onları kullanacağım. Onları da siz hazırladınız. Tabii hocam. Ki evet, onları da biz yine turistik ve hediyelik eşyanın içinde hazırlıyoruz. Daha önce bahsetmiştim, silikon kalıplarımız var. İşte tozla karışımdan döküyoruz, boyuyoruz diye. Şöyle burada bitirdim.
kalan ipimi kesiyorum. Tekrar bunu da buradan yapıştıracağım. Hani iyi yapıştırmamız gerekiyor ki sonradan açılmalar olmasın. Bunlar kapılarda çok şık duruyorlar artık. Herkesin kapısında var. Gerçekten çok güzel. Şimdi örgümüzü tamamladık. Şöyle bir göstereyim. Birinci, ikinci aşamamız tamam. Şöyle gösterelim hocam. Şöyle gösterelim. Şöyle bakalım. Örgümüz tamamlandı. Altında yapmıştı hocamız. Evet. Ve şimdi? Şimdi tekrar devam ediyoruz. Şimdi süslemeye geçeceğiz. Her şeyi kullanabiliriz dedi. Tabii tabii her şeyi kullanabiliyoruz. Ben kendi ipinden kullanacağım biraz. Biraz daha otantik olsun diye kurdelaların altına. Yine bu ipimizi tek tek açtım. 8 milimlik kullanıyoruz halat ipini. Yaklaşık bir 10 metre falan gidiyor bir kapı süsüne ama örgü falan olduğu zaman biraz daha fazla gidiyor. Sadece dolamasına bir 10 metre gidiyor. Ben her zaman fazla aldırıyorum çünkü bundan biz 1 kilo halat alıyoruz. İşte kapı süsü yapıyoruz çünkü o anki öğrencinin ruh hali değişiyor. Bazen son dakika işte örgü yapmak istiyor ya da farklı bir süsleme yapmak istiyor. O yüzden ipimizi fazla aldırıyorum. İşte örgüler yapıyoruz, çift örgü yapıyoruz, farklı desenler yapıyoruz. Kalanından sepet sarıyoruz. Böyle makinelerin üzerine havlu koymak için dekoratif sepetler hazırlıyoruz. Her şey yapılabiliyor hocam. Tabii ki her şeyi yapabiliyoruz. Şimdi tam ortadan ayarlıyorum ben bu iplerimi. Yapıştıracağım tek tek. Elimi yakmadan... Ortayı da kaçırmamamız gerekiyor. Sonra eğri olur. Ortayı da almamız gerekiyor. Kurdelalarımız var. Bunlar fark etmiyor renkleri. Kapı süsü yaparken çiçekle kurdelaların uyumlu olması, üzerine kullanacağımız objelerin uyumlu olması gerekiyor. Saten kurdele olabilir, organize kurdele olabilir, hepsi olabilir. Ben bugün çok fiyonk yapmayacağım, sadece altından sarkıtacağım için şu şekilde birer metrelik kurdelalar hazırladım. Ortadan bir düğüm atıyorum. İki ucu da birbirine tek gelsin diye. Şimdi bunları üst üste yapıştırıyorum. Bunların çok farklı süslemeleri var. Katlaya katlaya fiyonklar yapıyoruz üzerine. Dediğim gibi tamamıyla kişisel zevke göre değişiyor. Ben bugün kurdelalarımı turuncu ve yeşil kullandım. Renk uyumu gerçekten çok renk uyumu oldu. Çok önemli bizde. Hani biraz da çiçekler, renk uyumu, hani albenisi... Onlar gösteriyor. Hepsini üst üste mi şu an? Şu an hepsini üst üste ayarlıyorum. Biraz hareketli olsun diye. Ortadan düğüm atmamın sebebi kurdelanın dönmesini engelliyor. Hani ortadan mutlaka düğüm atıyoruz yapıştırmadan önce. Bu şekilde. Güzel bir püf noktası oldu. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Kurdelelerin ortadan iki düğüm atıyorum. Evet, düğüm çünkü atıyoruz. Dönmüyorlar dedi. Evet. Yönleri aynı dek geliyor bu sefer de. Çünkü bu su kurdelesi gördüğünüz gibi. Hı-hı. Düğüm attım. İkisi yan yana geldi. Şimdi yine bir tane şeyimiz var.
doğal rafya diyoruz biz. Bu şekilde. Fiyonk yaptık. Bunlar da çok estetik duruyor, çok şık duruyor süslemelerde. Şimdi silikonumuz bitti. Silikon takayım. Şöyle. Yapıştıralım. Üst üste. Zevkine göre istersen fiyonkunu yanda kullanabilirsin. Çiçeklerinizi yandan da alabilirsiniz. Ortadan alabilirsiniz. Tamamıyla kişiye göre değişiyor. Bu biraz fazla süslü olacak. Bir de ben böyle yine pamuklu bir dantel ayarladım. Bu dantelin organizeleri de var. Dediğim gibi hani çiçek, kurdele uyumuna farklı danteller de seçiyoruz. Ben bugün biraz fazla otantik gideceğim için bir pamuklu yine bir dantel seçtim. Seçmeniz gerçekten çok güzeldi. Evet. Hoş oluyor. Malzemeyi uyumlu seçtiğimiz zaman gerçekten şık oluyor. Evet. Şimdi çiçeklerimizi yerleştireceğim. Yine çiçeklerimin kesiminde penseden yardım alacağım. Şekilde kesiyorum. Yine çiçeklerin de göz zevkimize göre yerleştiriyoruz. Beyaz, turuncu. Evet, beyaz ve turuncu olarak. Renk seçimi bu şekilde olmuş. Çiçekler için bence çok güzeller renkleri. Çiçeklerimizin ucuna sıkıyorum. Yine kesim işini çalışmaya göre ayarlıyoruz. Bazen uzun kesiyoruz, bazen kısa kesiyoruz. O anki ayarlamamıza göre değişiyor. Bu şekilde. Ben güller kullanacağım. Gül her zaman şık duruyor. Bu arada uçuyor bunlar keserken. Şu şekilde. Kurslarda öğrenip meslek sahibi olanlar var. Çok görüyoruz hocam. Evet, şimdi. Evet. Arttı sayıları da gerçekten. Önceden bu kadar yoktu. Çok arttı. Ama ciddi anlamda da satışı oluyor. Bir de severek yapıyorlar. Bizim işimiz biraz zevkli olduğu için. Hani getirisi de var. Hani güzel, temiz çalıştığı zaman insanlar sipariş verebiliyorlar. Daha önce de demiştim, öğrencim dükkan açtı, Mukaddes Hanım, Mukaddes Yöney. Evet. Gayet de başarılı şu an devam ediyor. Ben şimdiki kursa başlayan öğrencilerime de yönlendirme yapıyorum. Hani eğer imkanınız varsa neden olmasın? Hani her zaman bir bayanın çalışması taraftarıyım ben. Doğru söylüyorsunuz hocam. İmkanlarınız varsa değerlendireceksiniz. Evet, yani imkan varsa değerlendirmek gerekiyor. Böyle minik minik gördüğün gibi çok çıkıyor desenlerimiz. Tamamen fikri Aysun hocama ait. Doğaçlama, aynen doğaçlama. Bizim zaten dediğim gibi hani bir kalıbımız yok tamamıyla. Zaten kalıp olmadığı için hani doğaçlama gidildiği için o anki ruh halin nasıl bir çalışmayı. Ondan da biraz talep oluyor. Özgür çalışma. Hani, bence böylesi daha güzel oluyor hocam. Daha çok keyif alıyorlar çünkü. Hani şunu şu renge boya, bunu bu renge boya, şu şöyle olsun, bu böyle olsun yok. Hani ben bunu maviye boyamak istiyorum diyorsa maviye boya ya da ben bunu işte farklı çiçek koymak istiyorum dediği anda farklı çiçek koyuyor. Bu halatlarımızla boyama işlemi yapıyor muyuz? Yok, halatlarımızı boyamıyoruz.
sadece üzerinin çalışmalarını. Dediğim gibi kordon ip, farklı böyle parlak bir ipimiz daha var. O biraz daha ipeğimsi gibi, naylonumsu gibi. Onu sarması biraz daha zor. Kayar çünkü. O kayma riski çok fazla olduğu için onu da tercih eden öğrencilerimiz oluyor. Ondan da kullanıyoruz. Şöyle ara malzemelerimiz var bizim. Yine şu şekilde. Bu farklı çiçeklerle de evde kalmış. Bir zamanlar evlerde çok modaydı bu hazır çiçeklerimiz. Hı hı. Şimdi sıkılanlar, onları da kullanıyoruz. Hani illa almak zorunda değiliz. Annelerimizin, işte kayınvalidelerimizin evinde olanları getiriyor bazen öğrencilerimiz. Hem onları yenilemiş oluyoruz, değerlendirmiş oluyoruz, hem de farklı bir açı kazanmış oluyor. Bu şekilde. İstediğimiz yine düzenlemeye göre gidiyoruz. Biraz gonca koyacağım aralarına. Oluyorlar hocam. Çiçekler. Çiçekler hemen bir evet hareket kattı. Çiçeklerin hepsini kullanacağız mı buradakileri? O bizim yine o da bizim tercihimize kalmış. Çalışmanın gidişine göre eğer ihtiyaç duyulursa kullanacağız. Da kullanmaya da biliriz. Bizim kapı süsünde büyük çiçeklerden ziyade bu küçük küçük aranjman çiçekleri daha estetik duruyor. Her zaman onu diyorum. Hani büyük çiçek alıyorsanız içine mutlaka minik minik aranjmanlar alın ki sanki yeterli gibi çiçeğimiz de biraz dolu dolu oldu. Yani çok güzel oldu zaten. Bunları kullanmayalım. Makinamızı kapatalım. Şimdi diğer bir yapıştırıcıya geçeceğiz. Yine bu objeleri de silikonla yapıştıramıyoruz. Onlar tutmuyor. Şimdi hızlı yapıştırıcıya geçeceğiz. Onları yapıştırmadan önce dizaynını yapıyoruz. Hani neyi nerede kullanacağız? Nasıl yapalım? En son yapıştırıyoruz. Bu şekilde ben kelebekler hazırladım çiçeklerin üstünden. Çok güzel, güzel seçim olmuş hocam. Uçuşsunlar çiçek, bahçıvan kızlarımız. İşte burada renk biraz şeyleri önemli, yerleştirmeleri. Şu şekilde de kullanabiliriz. Farklı yönlerde bakın gördüğünüz gibi değiştiriyorum. Hani neyi nerede istiyorsam. Bizim sadece o özelliğimiz. Güzel. Ya da tek bir taraftan uçsun. Ortasından sürüyoruz hızlı yapıştırıcımızı. Spreyimizi sıkıyoruz. Bu şekilde. Biraz bastırıyoruz. Oruçluyken de sprey biraz sıkıntı yapıyor da seni rahatsız etmeyeyim Büşra. Olsun. Bu da olmayınca olmuyor. Tutmuyor. Silikon tutmuyor. Silikon tutmuyor. Bir süre sonra atıyor. Hani tutuyormuş gibi oluyor. Bizim
burada en kullandığımız hızlı yapıştırıcı. Çok şirin oldular bu. Tam bir çiçek cümbüşü oldu. Birbiriyle de uyum sağladım. Sana gelmesin şöyle atlarına sıkacağım. Sıkmayınca tutmayın. Hazır değil mi hocam? Düşen temkinini kaldırıyorum çünkü. Çok şirin oldu. Bu şekilde seyircilerimize de tutalım. Gerçekten çok hoş oldu. Elinize tamamlamış olduk efendim. Neler yaptık, nasıl yaptık? İsterseniz şöyle kısaca bir anlatalım tekrar seyircilerimize. Tabii ki bir 10 metre kadar halatımız vardı. Yuvarlak plakamızın üzerine yapıştırıcımızla, hızlı silikon yapıştırıcımızla sıka sıka yerleştirdik. Halatımızı sardık. Sonra örgümüzü yerleştirdik. Saten kurdelalarımız vardı, organize kurdelalarımız vardı. Onları yapıştırdık. Pamuklu yine dantelimiz vardı. Sonra çiçeklerimiz ve yine kalıptan çıkarttığımız objelerimizi boyamış hazırlamıştık. Onları yapıştırdık. Çok güzel oldular efendim. Çok teşekkür ederiz. Efendim sizler de bakarak güzel kapı süsleri yapabilirsiniz evlerinizde. Çok sağ olun hocam. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler farklı branşları anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.